أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Tekrar hoş geldiniz. Şimdi bu akşam bir halet-i rüyayı ile başlayacağım size. Ama lazım olduğuna inandığım bir şey. Hepinizin başınızda geçmiştir ve geçer de en sonunda zaten geçecek. Bir 3-4 aydan beri bir şey anlatmak için anlatacağım. Omuzum ağrıyor. Ama şey yapamıyoruz. Dedik ki bir şey anlatmak için bunu söylüyorum. MR'a girilmesi lazımmış. Tünel. Biliyorsunuz. Tünel ya. Bu MR çekilmek için tünele giriyorsun. 15-20 dakika içinde kalıyorsun. İçinde bu ölümle, kabirle çok ders yapan insanım. Girdik oraya. Hakikaten kabir. Ölümden korkanlar iyi dinlesin beni. Kabirden korkanlar da. Acayip bir Abdullah korku saldı. Baktım ki şuradan soğuk terler iniyor. İlk soruyu sordum. Faydalı olacağı için bunları paylaşıyorum sizinle. Kazanımlarımı. Bu korku ne? Bir baktım ki sırf korku var. Hiçbir düşünce yok. Bu korkunun sebebi Allahsız bakmak olduğunu gördüm. Allah var dedim. Patır patır bütün bilgiler dökülmeye başladı. Tak 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 hizmet dersler falan hepsi şerit inmeye başladı. Peki medyaya böyle haber maber televizyonlarla şey yapmadığım için zihnim biraz da şey herhalde ki bana etkilerin gelmeye başladı. O korku tam tersine keyfe dönmeye başladı. Allah'tan zevk almaya başladım. O kabir mabir yok oldu. Şimdi sendeki kabir korkusu, cehennem vesaire korkusu Allahsız düşünmekten kaynaklanıyor. Allahsız baktığın zaman şu tünel ya öyle, hiç kimse yok. İman taşıyorsun da sorumluluk mu var ya? Korku. Soru sor. Başka bir şey anlatacağım gene. Bu ikinci, birincisi buydu. Tünel ya böyle. Yaşıyorum şu anda sizinle. Soğuk ter atıyor. Hiçbir şey yok. Kabir. Bir dakika. O anda soru sor. Nesin bu? Kimsin? Neyin nesi bu? Niye korkuyorsun? Emmar şöyle. Yani basit bir hadiseyi, oradaki kazanımı sizin hayatınızda çok var. Salih, soğuk ter döküyor. Kimsin? Ne bu korku? Allahsız bakıyorsun haleti rüyasıyla. Allah var deyince sanki orası bağırasım geldi yani. Böyle oraları bağırasım geldi. Bütün o hizmetler, kitap okumalar tak 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 böyle şeritler inmeye başladı. Bütün dünya genişlendi. Peki iki halet nedir diye ikisine de soru sordum bu. Allah Resulü'nün zamanında imtihan Miraç'tı. Sahabenin imtihanı Miraç'tı. Sahabenin imtihanı fakirlik değildi. Ölüm değildi, kılıç değildi. Hicret değildi. İmanı ve küfrü, imanı kazanma ve kaybetme davası sahabelere Miraç'ın haber verilmesiydi. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a geliyor Ebu Cehil. Ya Ebu Bekir, Mescid-i Aksa, Kudüs ne kadardır? Bir ay dedi. Bir ay gidi. Bir ay. Tabii akıllı adamın söyleyeceği budur diyor. Senin adam diyor ki diyor, ben bu akşam gittim geldim, semalara gittim. Ben olsam böyle derdim. Senden de hiç şüphem yok. Olsa zaten onun gibi desek onun gibi olurduk. Biz şöyle derdik. Bir dakika o mu dedi? Sen yanlış anladın belki. Dur bakayım neyi kastetti? Dur bakalım. Neyi ifade etti? Böyle bir şey mi dedi? Bu niye dedi? Bu başka bir şey mi vardı? Bir sorayım ben. Ondan sonra sana söylerim.
Vallahi el makbul budur. Ama dedi ki, o mu dedi? Tamam, o doğrudur dedi. Ne dedik istedi? Aklı devre dışı yaptık, sadakat esas aldı. Akıl bunu böyle demiyor. Aklın ayağı var, kanatları yok. Hemen o anda aklı devre dışı yapabilmek. Bak bu Emmar'da oydu. Akıl dehşeti aldı. Hemen devre dışı yapabilmek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanındaki sahabelerin, Müslümanların imtihanı fakirlik, hicret, ölüm değildi Murat. Neydi? Bu miracın haber verilmesiydi. Ya daha körpe Müslümanlar ya. Sen bu bedevilere değil mi? Develerle hareket edene ben gittim, oradan da gittim, geldim aynı zamanda Mescid-i Aksa'ya. Gözünün, aklının, mantığının daha önce kendisi deveyle yürüdüğü şeye bedenen gittim diyor. Sonra peyderpey mucizeler oldu, imanını takviye etti. Şimdi geliyorum, bunu anlatmak için anlatmadım. Bu asrın imtihanı nedir biliyor musunuz? Yokluk değil, para değil, mal mülk değil. Peki, nedir yani Müslümanların şeyi? Yani derdi ne yani? Müslümanlar niye mutlu değil? Niçin dertler içine kıvranıp duruyoruz? Niçin herkesin pilerine basınca dert fışkırıyor? Niçin mutlu değiliz? Her şeyimiz var. Senin babaannen, deden, babaannelerin, dedelerimizin hiçbir şeysi yoktu. Niye mutluydu? Niye biz mutlu değiliz? Allah Resulü zamanındaki imtihan miraçtı. Bu asrın imtihanı doğru düşünememek. İmtihan bu. Biraz önceki Emmar'ı da anlatmak için bunun için anlattım. Doğru düşünmedim bu oldu. Doğru düşündüm bu oldu. Resulullah'tan asr-ı saadetten misal verdim. O zamanki düşüncesini ne yaptı? Devre dışı yaptı. Kalbi öne çıkarttı. Bu asırdaki psikoloji sorunların buhran, bunalım, panik atak, ailevi sorunların sebebi doğru düşünememek. Doğru düşünememenin de temel sorunu doğru malzemeye elimizde olmaması veya kullanılmaması. Bilmiyoruz. Malzemelerimiz var veya kullanamıyoruz. Soru sor. Hayata soru sor. Olaya soru sor. Korktuğun şeye soru sor. Korkmadığın yere soru sor. Ben niye sabah namazına kalkamıyorum? Soru sor. Soru sor. Kitaba soru sor. Niye Risale-i Nur anlamıyorsun? Anlamıyoruz. Sebebi soru sormuyoruz. Niye iştahın yok? Sorun yok. Derdin yok ki. Bu kadar girip geçiyorsun eczanede. Niye ilaç almıyorsun? Derdin yok ki. Derdin olunca iniyorsun. Onu arıyorsun. Soru sor. Şimdi soru soruyoruz. Ben kimim? Doğru düşünce melekimize ciddi bir malzeme olacak. 30. söz ene bahsi. Ene. Ene ve zerreden ibaret bir elif ve bir noktadır. Şu söz iki maksattır. Çok kısa bir yer okuyacağım. Ama gayret etmeye çalışacağım böyle. Bizim seviyemize. Şu söz iki maksattır. Birinci maksat. Bu birinci mukaddemede sorusu olan var mı ölüm korkusu kabir? Niçin korkuyorsun Recep kardeş biliyor musun? Ölüm korkusunu niçin biliyor musun? Bir tanesi misal vereyim. Şimdi bir kanser hastasından geliyor. Ben cenazelere, düğünlere, hastayı ziyaret ediyorum. Gücüm yettiği kadar. İstanbul trafiği çok uzun olduğu için ulaşamıyorum. 3 gün önce de birisi öldü. 3 gün önce öleni şu. Bizim kardeşimizin babası. Bir anda kalbi hepimize bazen vurur da böyle. Baba ne oldu dedi. Ya dedi kalbim galiba şey dedi. Evet, biraz sonra geçti. Tamam, bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Gördün mü? Ama bu adamın tabi davası yok, dersleri yok, kitap okumuyor. Tahmin edilmeye göre namaz da yok. Yani iflasa bak. Yaptı, geçti mi? Geçti. Baba şöyle, yok bir şey yok. Tamam. Çocuk sen kenarda başka yere git. Ya ne olur ne olmaz. 112'yi çağırıyorsun.
Geliyor. Adamda hiçbir şey yok. Oturdu, geçti. Daha pat pat vurur yer bazen. Da tansiyondur, şeydir. Veya kalbin üzerinde kaslar var. Erva habise kasar gerer, kasar gerer. Anlatmışım size. Kalp ritmi bozulmuş zannettirir. Tamamen erva habisedir. Seyrettiğim filmlerdir o. Atılması için sahip. Nasıl ki şuaya, MR veya röntgene giren onu atması için epey zaman gerekiyor. İşte film atılmasının şeyi bu. Geçti, tamam mı Mehmet? Çocuk babası, ne olur ne olmaz ya, babamın kalbini baktıralım. Böyle bir şey oluyor. 112'yi çağırıyor. Ambulans gelince bağırınca ölüm o kadar korkuyormuş ki. Oğlum kime geldi? Kimse yok baba dedi ya. Oğlum buraya geliyor dedi ya. Baba ya ben çağırdım. Niye çağırdın? Sen bana demedin beni baba ne olur ne olmaz baksınlar dedi ya. Hayır oğlum Ece'nin hop bu anda ölüyor. Ödü patlıyor diyorlar ya, öt patlaması. Öt denen bir şey var, zehir. O patlayınca vücudu zehir. Ve ölüyor o anda. Geliyorlar bakalım, adam demiş ki birkaç dakika önce ölmüştü. 112'yi görünce, ya zehirli görünce ne olacak o? Ölünce kurtarıyor zannediyoruz. Şimdi bak, benim bugün başımdan geçirdiğimi ve bu malzemeleri size vererek söylüyorum ki Allahsız baktığın zaman, hizmetsiz yaşadığın zaman bu kaçınılmaz, bu seni sarmalayacaktır. Tamam, kabir, bir anda ölüm vesaire, bu sarma. Ama yaşadığım hayatı ben sana bir daha söylüyorum üç defa. Bu netsi, nedir ya, bu ne korkusu, nedir bu dedim. Allahsız olduğunu gördüm. Allahsız baktığın zaman, peki Allah var, o zaman da Allah da böyle hiçbir şeye benzemez, öyle bir korkunun tersi kadar Allah zevke dönüşüyor. Lezzet oluyor. Allah o kadar lezzetli oluyor ki tarif edemem. Kabir de sana aşıkı maşuku gibi, yani sarılasın Allah'a kavuşmanın vesilesi ya böyle. Hani adam yanıyor, pişiyor ya. Adam kız için intihar ediyor ya. Vesaire. Şimdi Allah da o kızı onda bir gibi hissetse, kızı hissettiği gibi Allah da hissetse, İntihar eden adam 10 defa kabire girmek ister. Çünkü o kavuşmanın yolu o yoldur. Onun için pasaport dairesi denmiş. Sevgiliye kavuşmak pasaport dairesi. Zindani dünyadan bostan-ı cinana çıkış yoludur. Öyle zahirde gözüktüğü gibi değildir. Benim zahirde gözüken ilk aletimdi, düşüncemdi. Düşünce bozukluğumdu. Sonra düşüncenin üstü olan haletle bakınca korku kalktı, lezzet inkılap etti, kavuşma arzusu geldi. Seni Allah öyle bırakmaz. O zaman doğru düşünme sorunu yaşıyoruz. Doğru düşünememenin sorusu, meselesi, olaylara soru soramıyoruz. Kitaba soru soramazsan, derdin yoksa derman yoktur. Bunu kafana koy. Derdin yoksa derman yoktur. Anlamıyorum. Neyi anlamıyorsun? Anlamıyorum. Şöyle yaparsan akşam, ya o dakika okuyayım ya. İşte bu hakimane faaliyeti daimeni perdedenin. Tamam çayı koy tamam. Can Ahmet ne yapıyorsun ya? Kızım. Lan sonra açarsınız televizyonu. Tamam. Anlasın zaten mucize olurdu. Dert diyor ki derman dersin. Bir soru soruyor. Derdimiz olacak ya. Şimdi ben dert edindim. O zaman insan neyin nesi? Bu asrın sorunu, bütün psikolojiklerin sorunun temeli doğru düşünememek. Düşünceyi istikametine koyamamaktan geliyor. Vehim. Vehim de vesveseyi doğurur. Doğru düşünememek vehmi olmayanı var yapar. Vehim de vesveseyi doğurur. Asıl belası. Asıl saadetin belası sadakatsizlik. Allah Resulü'nün miracını sorgulamak. Bismillahirrahmanirrahim. İnne aradna al-emanete ala semavati vel ardi vel cibali fe beyne en yahmilneha ve eşfekne minha ve hemel insan innehu kâne zalûman cehûlâ. Şu ayetin büyük hazinesinden tek bir cevherine işaret edeceğiz. Şöyle ki, bir paragraf okuyacağım ama kaliteli. Gök, zemin, dağ. Gök hayal eder misiniz? Gök.
Öyle ezber olmasın. Gök, hayal et. Gökte ne var? Mavi. Zemin, dağ. E zaten ortasıydı. Gök, zemin, dağ. Tahammülünden çekindiği. Şimdi dağlar Risale-i Nur'da hakkı neyin simgesidir biliyor musun abi? 20. sözde vesaire her yerde dağlar, mağara nedir abi? Yani mesela gök neyin simgesidir? Şöyle diyeyim. Okyanustasınız. Okyanusta geniş, derin, yüksek. Ustad okyanus gibi şey diyor. Peki nedir o yüksek? Yüksek. Ruh. Değil mi? Derin. Kalp. Geniş. Dima. Dağ nedir? Dimadır. Gök nedir? Ruhtur. Zemin nedir? 15. söz. Dünya, arz, Kabe, kalp, arş aynıdır. Küre arz için ne diyor? Kainatın kalbi. Kabe için de kalp. O zaman kalp, Kabe, arş aynı. Kısacası gök, ruh. Zemin, kalp. Dağ, dima. Tahammülünden çekindi. Böyle tesadüf değil. Risale. Ha bu mudur benim anladığım? Nereye kadar doğrudur? Doğrusu çıkana kadar. Yanlış değil. Doğrusu çıkana kadar bu doğru. Tahammülünden çekindiği. Yani tahammül, sorumluluk var ya sorun. Ve korktuğu emanetin mutadit vücudundan bir ferdi bir reci enedir. Bunlar ruh, kalp, dima. Bu emaneti almak istemiyor. İnne aradna al-emanete ala semavati vel ardi vel cibali fen beyne en yahmilnaha ve eşfekna minha ve hamal insan inno kâne zaluma cevla. Peki bunlar gök, zemin ve dağ almak istemedi. İnsan ne yaptı? Ver dedi. Ver bana ver. Hemen alıverdi. Almasıyla da Allah diyor ki İnnehu kâne zâluma cehûlâ. Ne kadar cahil ve zalim. Peki niye aldı? Ben başka anlıyorum da. Bu acayip bir mana var burada. Niye aldı biliyor musun? İnsan. Ve lekad keremle beni Adem diyor. İnnel insan kâne. Peki burada insan kutsi bir yapı. Yani Allah'ın sırrı. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. Sonra diyor ki, bu diyor, alarak hemen bana ver. Niye? Cahildi. Sonra zalimdi. Peki niye aldı diye sor kitaba. Niye aldı ya bu adam? Çünkü zalimliğini ve cahilliğini kaldırmak için. Cahil ve zalim olmak için almadı. Aldığı için de cahil ve zalim değildir. Kendisi zalim ve cahildir. Kendisine zalimdir ve kendisine cahildir. Kendi kendini bilmiyor, kendi kendini tanımıyor, kendi kendine yabancı, kendi kendini sevmiyor, kendisiyle tanışmak istemiyor, kendisiyle baş başa kalmak istemiyor. İnsan hep dışarıda, televizyondur, maçtır, siyasettir, hep hariç. Hariç olmanın sebebi iç sıkıntısını bastırmak içindir. Aslında hayat yok. Yani kendisiyle tanışmak istemiyor, kendisini sevmiyor. Bana Belçika'dan birisi gelmişti. 1,5 sene arkadaymış. Nur dersi vasıtasıyla arkamda. Neyse geldi İslam'a. Anlatmıştım size. Neyse gel dedim. Günahım geldi Zeytinburnu'na hatırlar. 21 dakika eşinden şikayet etti. 1,5 sene beni arıyor. Sonra bitti mi derdin dedim. Bitti. Şimdi bana çözüm üret dedi. Ne dedim biliyor musunuz? 21 dakika eşinden bahsetti. Sen insan sevmiyorsun. Başta kendini sevmiyorsun. Sen kendine değer vermiyorsun. Ama değer verilmesini istiyorsun. Kendini sevmiyorsun ki. Ben kendimi sevmesem, yani nasıl sevmiyorum, nasıl değer vermiyorum? Değersiz işlerle meşgul olursan kendine değer mi verdin ya? Çöplüklerle uğraşan adama kim böyle değer verecek ya?
kendini değer vermenin alameti değerli şeylerle meşgul olmak. Sen kendine kıymet versene. Niye kıymetsiz şeylerle meşgulsun? Niye televizyonlarla şunlarla muhatap oluyorsun? Arkadaşlar, doğru düşünce melekenizi, ben günahtan bahsetmiyorum, dinden bahsetmiyorum, sevap günahtan bahsetmiyorum, cennet cehennemden bahsetmiyorum. Şunlar, YouTube'lar, haberler doğru düşünce melekenizi tarumar ediyor. Anlamıyor musunuz? Bak koca koca tarikat şeyhleri olacak, koca koca kalp tamircileri zannettiğimiz dini tamir davasındakiler nasıl din tarifçileri çıkıyor görmüyor musunuz? Hep televizyon vitrinden oluyor. Bak kimleri methediyorlar. Ses yapmıyor. Bak, bak Esma-i Hüsna'yı görüyor musunuz? Nali geliyorlar. Hep bu. Doğru düşünce melekimizi berbat ediyorlar. Asrın belası doğru düşünememekten ailevi sorunu yaşıyoruz. Psikolojik sorunları yaşıyoruz. Doğru düşünemiyoruz. Peki ne oluyor? Dosta düşman, düşmana dost oluyoruz. Garip garip, acayip acayip yorumlar yapıyoruz. Şimdi insana gene gelelim. İnnel emanete. Emaneti aldı ama sema, gök, zemin dağılmadı. Alamazdı çünkü. Bu neydi? Bir şey değil ki. Emanet diyor. Niye aldı o zaman? Cehaletini ve zalimliğini kaldırmak için aldı. Velakat kelamle beni Adem. İnne o kane zaluman cehulam. Mektubatta bunu ikisini beraber yani anlatıyor. Cehaletini kaldırmak için aldı. Cehalet. Peki neydi emanet? Fıtrat ve hılkat. Ene. Kim? Eneyi almışız. Sen kimsin ki? Ene emanet. Ben demek emanet. Ben ene değilim. Eneyi almışım. İnsana emanet ene verilmiş. O zaman sen kimsin? Merkeze koydun mu İstanbul siyaseti de ortadan kalkar. Çünkü kendi siyasetine dönersin. Her taraf ya. Olsa ne olur, olmasa ne olur? 1000 sene senin olsa dünya ne olur? 10 sene olsa ne olur? Bak diyor ki, gök ve zemin çikindi. İki, korktuğu emanetin alimler müteaddit vücudu demiş. Yani alimler, bir kısım alim demiş ki bu emanete Kur'an'dır. Bir kısım demiş ki insanlıktır. Bir kısım demiş ki alimler hilafettir. Halife-i ruh-i zemin. Allah'ın değer verişidir. İnsanların bambaşka. Şimdi ben şu misali veriyordum, gene vereyim. Benim gömleğim. Burayı şey yaparsak o eni yanlarız abi. Bak burayı kavrayın, ders bitmiş oluyor. Bak şimdi. Duydunuz ama bir şey anlatacağım başka. Bu sahip çıkılan. Bu ben değilim. Sahiplenilen bu. Benim gömleğim masada. Ver bana. Gir içeriye. Benim atletim. Dikkat edersen giydirilmiş mi? Hariçten içeriye doğru giriyor. Sonra bak nereye gelecek. Benim vücudum. Ben diye nerede? Hal arkada değil mi? Benim hayatım. Ha ben hayat değilim. Ver bana masada. Hayatımı da ver. Masadayım. Benim aklım. Ver bana, bu benim aklım. Kimin bu aklı? Benim. Sen bırak, benim aklım. Ha ben akıl değilim. Akıl bile alet. Sayın. Benim ruhum. Ha ben diyen hala ruh değilmiş. Ver bana benim ruhumu. Benim ruhum kaldırmaz. Ha ben diyen bu kadar. Peki o ben diyen emaneti, benim emanet ene, ona verilmiş. Peki ene kimdir? Ben kimim? Bak arkadaşlar. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah'lık hakikati soğan kabuğu gibi, kitap okuyanlara söylüyorum. En kapsayan mahiyeti zatiye. Gir içeriye, onu kapsayan şuunat-ı zatiye. Gir içeriye, sıfat-ı zatiye. Gir içeriye, sıfat-ı sıbutiye. Gir içeriye, esma. Allah varken hiçbir şey, bu vardı. Ve bu üç, bir üstüne, yani biz anlatmak için konuşuyoruz. Bir bütündü ama varlığı yaratınca bunlar vasıflandı. Bizim için bunlar kategorize oldu. Allah için böyle bir şey yok. Esma sıfat hep aynı. Varlık sürecinde bunlar
tefrik edildi bize. Yani içimizde elmanın bilgisi de armutun bilgisi de aynı yerde vesaire. Şimdi sonra Allah, bu Allah karar verdi. Ben kainatı yaratacağım. O kararın adı irade. O program ilim. Yaratma, kudret, malzeme, hayat. O yarattığı programın, şu çekirdeğin hamuruna Nur-u Muhammed'i denmiş. Bu çekirdeğin. Onun için La ilahe illallah, camide bu var. Bu. Muhammedun Resulullah bu. Yani bir bu vardı, sonra bu. Muhammedun Resulullah. Allah Muhammed. Ahmet olsa olmaz. Muhammed o çekirdeğin adıdır. Ayrıca bu insana demiş. Şimdi bu bütün enelerin toplamı. Yani benlerin toplamı. Burada ben olan o ene bu. Bu çekirdek sana verilmiş emanet. Kime verilmiş bu emanet? Sana verilmiş. O zaman sen bu değilsin. Sana verilmiş. Sen kimsin? Ben kimim? Kitap okuyan ve düşünenlere söylüyorum. Çoğunuz anlamasın ama duyun. Bu emanet, bu bana verilmişse, bu ben değil. Ben kimim? Allah diyor ki Celle Celaluhu, herkesin sırrı var. Benim de sırrım var. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanım. Allah sıfat sıfatı ile esması ile varlıkta, kainatta vardır. Zatı ile insanda var. Zatı ile insanda var. O zatı ile insandaki onun buradaki karşılığı. Bendeki o. Bendeki o. Peki bendeki bu onun kaynağı neresi? Allah'ın mahiyeti zatiyesi. Allah'ın mahiyeti zatiyesine Allah'ın sırrıdır. O ben değilim, beni alandır, bir şey denilemiyor. Sır. Sen böyle kaliteli bir şeysin. O mahiyeti zatiyesi ne? İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. Sonra ne yapmış? Ruh giydirmiş. Sonra ne giydirmiş? Kalp giydirmiş. Sonra ne giydirmiş? Akıl giydirmiş, elbise, atlet, don vesaire, palto, kazak. Sonra hayat. Sonra hayat giydirince istidat, kabiliyet, işte bu olmuşuz. Ama şimdi bu bende gözüküyor değil mi? Ben içinden çıksam yığılır. İşte o ene varlık değil ama varlığı tanımlıyor işte o. Bu eneyi Allah'ın dışında kainat var ya, 18 bin alem. Hepsinin çekirdeği o orada toplanmış. O 18 bin alemin çekirdeğinin bizdeki karşılığına ene. Bunu alan da Allah'ın sırrı. O işte ustad diyor ki hiçliğini değil. Kendine vücut rengini verme. O vücut değil. Ama adem-i mutlak da değil. Zatın sırrı. İnsan benim sırrımdır. Bak, insan benim sırrımdır. Ben de insanım. O. Anladık mı abi? Bu gece bunu duysan bile yeter sana. Pergelini oraya koy, hayata böyle bak. Böyle gelmiş, gitmiş, kazanmış, kazanmamış, mümür oldum, param gitmiş, aç oldum, oruç oldum. Bunlar teferruat. Arkada öyle bir şey yok. Yani sahnede şeytan, melek, iman, küfür, cennet, cehennem, arkada öyle bir şey yok. Enede yok. Çünkü şeytanın yaratılışı da mudil esması, meleğin yaratılması da nur esması. Arkada bakacağız. Ta ki ezilmeyelim. Ailevi sorunlar, psikoloji sorunlar, ölüm korkuları vesaire olduğu zaman, yani adeta okyanusta dalga varsa ve gemini tehlikeye sokuyorsa ne yapacaksın? Limana gireceksin. Hemen enfus dersine gir. Enfuse girdik mi böyle derslere? Rahatlıyor. Bu dersler enfusi dersler. Yani pergelini eneye, daha insanın sırrı. Vay be, ben neyin sırrıymışım ya? Gel de bu cevheri çöplükte harca. Ha, bu dersler biliyorum ki bu gece kavrayamayacağını. Ama duy tabii, duya duya duya. Hiç mi duymayacaksın? Bu dünyadan gideceksin de.
Bana sormayacaklar mı? Hiçbirini söylemedi. Su yumuşaktır, kaya serttir ama vura vura oyar. Şimdi arkadaşlar ne işine yarayacak bu dersler? Sıkıntıların olduğu zaman, dalga olunca limana girdiğin gibi sıkıntılar buradadır. Farklılıklar buradadır. Geçtir mi tefekkürle böyle bunu yapa yapa, içe geçtir mi dışarısı seni etkilemez. Eğer bu özellik olmasaydı ben hapiste dayanamazdım. Çünkü kanunen 15 günden başka fazla hücrede tutulamaz kanun. Beni 4 ay tuttular. Çünkü tek başına hücrede kafayı yersin. Yani koğuş değil karabalık. Teksin. Ses yok. 4 ay. Ses yok, görüntü yok, kimse yok. Güneş yok. Hiçbir şey yok. Seccade kadar yerim var. Seccade kadar yerim var. Beni ne yapacaksın? Böyle 4 ay olur mu böyle? Meğer 15 gün sonra gidiyormuş kafa. Oralara kimi sokuyorlar? Hapishaneye gidip de bazılar dengesiz taşkınlık yapıyorlar ya. O koğuşlarda hata yapan adam dövemeni onları hücreye götürüyorlar. Hapishanesi. Ben direkt oraya koydular. Ne anlatmak için söylüyorum? Eğer bu tür dersler olmasa oraya geçemeseydim ben yaşayamazdım. Size de kardeşiniz olarak söylüyorum. Ailevi psikoloji sorununuz varsa kanser de şeydir. Geç arkaya, kanser, yesin el kanseri, ölüm, yesin el ölümü, tebdili mekandır, tahvili vücuttur, pasaport dairesidir diyor ölüme. Ben işte bugün MR'da yaşadım. Nedir dedim ya bu? Allahsız düşününce, sonra Allah'ı düşününce ne oldu? Oh be, Allah lezzete inkılap etti. Allah seviyor mu? Yiyorsun işte, tabi estağfurullah işte, seviyorsun. O kadar lezzetli oluyor. İşte ona kavuşmak arzusu olunca kabirde her şeyde hoş geliyor. Bir tane böyle, eylemde var mı böyle? Bir abi vardı, Selahattin abi, kanserdi, sanki ben hasta, o sağlam. Sanki ben ziyaret edilmişim, kanseri ziyaret ettim. Selahattin abi nasılsın dedim, bugün yanı geçecek. Elhamdülillah, Allah, köle asim ve küfür ve dağlar. Halime sonsuz şükürler olsun dedi. Kim tabii adam, ya ben öyle mutlu ki. Dedim ya niye öyle dedim Selahattin abi, hayırdır yani bir şey mi oldu, ben de bekliyorum ya, rüya falan görmüş. Dedi ki özür dilerim, affınıza sığınırım, kusuruma bakmayın. Bir damla pis sudan olan vücuttan bu kadar olur dedi. Bunu kullandım dedi şimdiye kadar, sağ olsun bana yardım etti dedi. Şimdi ondan çıkma zamanı geldi dedi. Tırtıl kelebek olduğu gibi dedi. Şimdiye kadar bu ata biniyordum dedi. Bir damla pis sudan olan vücuttan bunu bekliyordum ya. Başka bir şey beklemiyordum ki de. Şimdi çıkartacağım dedi. Yılan elbisesini bıraktığı gibi. Tırtıl elbiselisi bırakıp kelebek olduğu gibi. Ben de geçeceğim dedi ya. Biz dedi geçeceğiz kardeşim. Dört gözle bekliyorum dedi. Ula o kadar ezildim ki sanki ben şimdi. Tabi Selahattin abi. Fesubanallah. Peki bu haleti Recep kardeş. Bu haleti nasıl kazandı? Hep böyle enfusi dersler yapardı. Geçin arkaya, meşgul olmayın bedeni, bedeninizi putlaştırmayın. Beden, şunu ye, bunu yeme, şunu yap, bedeninizi putlaştırmayın. Ruhu da putlaştırma, geç arkaya. Allah da beni putlaştırın demiyor, bana iman edin diyor, beni putlaştırın diyor mu diyor. Allah Allah, Fesuvan ne diyor ya? Beni sevin diyor, bana iman edin diyor, putlaştırın demiyor ki. Ene varmış. Evet, ene zaman Adem'den şimdiye kadar alem insaniyetin etrafında dal budak salan nurani bir şecere-i tuba ile müthiş bir şecere-i zakkumun çekirdeğidir. Yani cehennem ve cennetin çekirdeğidir. Biz bedensel, ruhsal olarak oraya gideceğiz vefat edince. Ama Cennet, iyi dinle. Cennet, Cebrail, Mikail, Azrail, Arş, Gürs. Hepsi senden yaratılmış. Allah varken hiçbir şey yoktu. İlk önce bu çekirdeği yarattı. Bu çekirdeğin adı sendeki karşılığına ene. Bu çekirdeği ağaç yapınca 18 bin alem oldu. 18 bin alemden önce sen vardın. Ağaçtan önce sen çekirdek olarak vardın. O zaman bu çekirdekten çıkan kainatta ne var? Cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Aşkül, hepsi buradan çıktı. Yani senden yaratıldı. Hep senin dişe vuruşlarındır. Ama sen ise şu kainata beden olarak yaratılman
ağacın meyvesidir. Meyve itibariyle ağacın sonusun ama meyvede bir çekirdek var. O çekirdek itibariyle ağacın başısın. Bak burayı kaçırma bir daha. Çekirdek ağaç oldu. Çekirdekten sonradır ağaç. Ağaçtan sonradır meyve. Meyveyiz biz insanoğlu. İnsan olarak meyveyiz. Ama meyvenin içinde bir çekirdek var. O itibariyle sen ağaçtan öncesin. Ha, meyve biziz. Ama bizim ruhumuzun ruhu var. Allah'ın sırrı. O itibarla Cebrail'den de önceyiz. Cennetten de önceyiz. O zaman Cebrail, Mikail, Cennet, Cehennem benden yaratılmış. Benim vücud haricilerim, gölgelerim. Ondan niye korkuyorsun? Korku şu. Bizim cehennemimiz bu olacak. Cehennem korkumuz. Hangisi? Allah'ı kaybetmek. Onu kaybetmek. Cehennem o. Cennetimiz ne olacak? Cennetin sahibi olan o Allah'ı bulmak. Artık cennet hiçbir şey ilgini çekmez. İsteyene ver onu, birkaç köşte birkaç huri diye demiş Allah'a göre. Bana onu gerek, seni gerek seni. Yani cennetin sahibini bulmak. İşte merkezi noktadan düşündüğümüz zaman insan nefes alıyor ya. Nefes alıyor. Ve bu kainattaki detaylar bizi şirke de sokabiliyor bilmeyerek. Ama enfusi tefekkür ise şirki bütün bütün ortadan kaldırıyor. Nerede söylüyor? Hayat bahsinde söylüyor. 30. lemada. Yani enfusi tefekkür bütün bütün şirki ortadan kaldırıyor. Mülk cihetiyle ne kadar tefekkür edersen et, şirk gitmiyor. Mutlaka bir şey giriyor yani. Siz esbaba tesir veriyorsun. Merkeze geçince hiçbir şey yok. Artık inşallah benim o emmarda sizin inşallah böyle kabir bunu hatırlarsınız ki vefattan önce daha sekeratta bütün hayat film olarak geliyor. Azrail aleyhisselam bizi yakın hissettiğimiz zaman ki hissedersiniz korkmayın bir anda aniden ölmeyeceksiniz. Allah'ın rahmeti de Müslüman öyledir. Epey uzun bir müddet hissettirir böyle. Ondan konuşmaya başlar falan. Böyle şu andaki aklınla kabre bakma. O anda o bu haletin olmayacak. Bu halette bakınca korku oluyor. Aa, o seni teris edeceği zaman Allah bu korku haletini kaldırıyor. Kavuşma, ümit, şevk haleti geliyor. Size müjde veriyorum ben. Külliyatı var. Yani şu anda gitmeyeceğin için korkundan geliyor. Gitmeye yakın olduğun zaman bu kalkacak, ümit olacak. Çünkü şu anda hayatını zehire çevirmeyesin diye o verilmiyor. Demek ki ele müthiş bir ağacın çekirdeği. Ya şeceri tuba veya müthiş bir şeceri zakkumun çekirdeğidir. Şu azim hakikata girişmeden evvel o hakikatin fehmini tesir edecek bir mukaddeme beyan edilir şöyle ki. Şimdi ben şurayı bir düz okuyorum keseceğim. Ele künüz-ü mahfi olan yani gizli hazineler olan Esma-i İlahi'nin anahtarıymış. Bu niye Esma-i İlahi? Kainat Esma'nın açılımı. Bu çekirdek neydi? Anahtar. Hepsinin çekirdeğiydi. O bana verilmiş kainattan önce. Ha bende var anahtar. Ha, demek ki gizli hazinelerin anahtarı olan Esma-i İlahi'nin anahtarı olduğu gibi kainatın tılsımı murlakını dahi anahtarı olarak o muamma olarak bir muammayı müşkül küşadır. Bir tisim alet fezadır. Yani ne yaparsanız yapın dünyadan kainatı çözemezsiniz. Bing Bang ile çözemezsiniz. Bu Bing Bang ancak kainattan haber verir. Kainat da aşağıdan aşağıdır. Ama şeceri hırkat ise Allah'ın dışında bütün 18 bin alemdir. Şu anda ilim dünyasının konuştuğu kainattır. Yani Bing Bang kainattan bahsediyor. O Bing Bang daha semai dünyanın yaratılmasıdır. Yedi kat semanın değildir o. Daha ondan sonra arşa kadar var ki ona kainat deniliyor. Ha bütün o kainat başka külliyatta geçen. Bir de şeceri hilkat var. İnsan ancak aklıyla, ilmiyle bu kainattan bahseder. Ruhuyla şeceri hilkattan, enesiyle Allah'tan bahseder. Celle Celaluhu. Bir daha. Aklı ile kainata muhataptır. Ruhu ile şeceri hırkata muhataptır. Enesi ile zata muhataptır. Çünkü o Allah dedi ki
sıfatlarıyla kainattayım, zatıyla kainatta değilim, zatıyla ancak beni seven müminin kalbindeyim. Yani Allah mahlukata sığmaz. Bana nasıl sığdı? Çünkü bende bir taraf var ki mahluk değil. Sığmadım kainata, beni seven müminin kalbine sığdım. Kainattan büyük müyüm? Çünkü bende bir mekansız mekan var. Mahluk olmayan bir tarafım var. Aynı. Allah oraya şualarının 9. sayfasında taayyun ve teşahhus etmiş. Ben konuşurken izaz yaptığımı zannediyorsunuz. Külliyattan dolaşarak size getiriyorum. Okuyanlar hatırlar. Kitabın sayfasında söylüyorum. 9. sayfa şualar. Taayyun ve teşahhus etmiş. O ene mahiyetinin bilinmesiyle o garip muamma, o acip tılsım olan ene açılır ve kainat tılsımını ve alemi vücubun künüzünü dahi açar. Yani eneyi biraz fark ettin mi? Evet, ağır olduğunu biliyorum. Ama zerre kadar hisset, du yeter. Bununla Allah'ın zatı açılır. Aklınızla kainatı anlarsınız. Kalbinizle şeceri hılkati, cennet cehennemi anlarsınız. Allah'ın ihsanını anlarsınız. Şeceri hılkatta ruhunuzla anlarsınız. Ama bu ene konuşması var ya, onun için ağır zannediyorsun. Ağır değil. Duymamışız, alışmamışız bu antrenmana. Bu spora alışmadık. Bunun antrenmanı var işte. Yavaş yavaş. Risale'yi bol bol okumak lazım. Bugün bir tanesi dediğim gibi, abi şöyleydi böyleydi lan, 5 saat beni dinleyeceğine, 5 saat beni. Allah'ını seversen ya, 10 dakika risale oku ya. 5 saat beni dinleyeceğine, 5 dakika risale oku ya. Zaten sana bizim 5 saat konuşmamızın sebebi 5 dakika risale okutmak içindir. Şu meseleye dair Şemme isminde bir risale ya Rabbi'mde şöyle bahsetmiştim ki, alemin miftahı insanın elindedir ve nefsine takılmıştır. Kainat kapıları zahiren açık görünürken hakikaten kapalıdır. Cenab-ı Hak zaten herkes için açık değil mi kainat? Hopla yazıyor. Hakikaten kapalıdır. Zaten bunu zannediyoruz. Sultan Mehmet'in bahçesi, caddesi. Geldi gitti. Mutfak tuvalete takış. İstanbul seçimi. İşte para kazandık. Şu altın dolar ne kadar oldu falan. Geniş zannettin. Dünya bu işte. Kolombiya'da ne olduğunu da bilmiyoruz. Hadi şeyde ahirette ne oluyor? Bilmiyoruz. Oranın gazeteleri var diyor. Ustad, ahiretin ceridelerinde bu haberler oraya da gidiyor. Anladın? Acayip acayip ya şeyler var ya. Fesubhanallah. Alemin miftahı, alemin anahtarı insanın elindedir ve nefsine takılmıştır. Yani insana takılmıştır. Kainat kapıları zahiren açık görünürken hakikaten kapalıdır. O Sultanbeyli, o biliyoruz. Sokak sokak biliyoruz ama o sokaklar burada da var. Bu acayip caddeler, çıkmazlar, çıkanlar, gülenler, doğanlar var, ölenler var, kanser var, şey var. Bir sürü şeyler var. Peygamberler de bile burada. Nasıl ya peygamberler? Peygamberler de burada. Allah bile burada ya. Yani Allah bile burada ya. Yani nerede Allah? Suyun, buzun neresinde su varsa, insanın ruhunda da Allah öyle var. Su buzun neresindeyse Allah ruhumun orasındadır. Yavaş söyleyeyim. Buz, hayal et, buz. Buzun neresinde su var? Gelmez çünkü niye? Buz nedir? Suyun donmuş halidir. İnsanın ruhu nedir? Esma ve sıfatın ve şuunatın, şuunat-ı zatiyenin donmuş halidir. Şuunat-ı zatiye, esma, sıfat donmuş, ruh denmiş. Donmuş, donmamışı da mahiyet-i zatiye işte. Yani her şey bu orada. Karaciğer böbrekten kastetmiyorum. Tamam, enfus, içsel alem. Cenab-ı Hak emanet cihetiyle insana en enamında öyle bir miftah, anahtar vermiş ki alemin bütün kapılarını açar. Yani bu dersler alemin anahtarıdır ha. Bu alemin anahtarıdır yani. Bu ene dersi alemin anahtarıdır. Alemin. Bütün kapılarını açar ve öyle tılsımlı bir enanet vermiş ki Hallaki kainatın künüz-ü mafiyesini onunla keşfeder. Enanet de şey diyor. Emirda 146'da Ruzname, takvim, hulasa, harita gibi.
Yani haritada ne var? Şüpheniz var mı harita gördüğünüz zaman? Aa, burada nehir var. 1/1 milyon. Yani 1 milyon defa ufaltılmış harita aslında. Ha, şimdi nehir var, cadde var. Navigasyon size harita gösterse, sağa döneceksin, ileride cadde var. Şüpheniz var mı? İnsan da böyle harita ya. Her şeyi seyredersin. Ne arıyorsun şu an bu arada? Hakikati kendi de ara ya. Her şey, cadde, sokak, hepsi burada. Cep telefonuyla gidiyorsun navigasyonla. 200 metre sonra sağa döneceksin diyor. Ulan ben görmüyorum orayı. Akşamsınız, o sağda nehir gözüküyor. Almanya'da çok oluyor bizim. O kardeş dedim şoförü, sağımızda nehir mi var? Evet abi dedi. Ulan ben nehirimi görmüyorum. Ama bana elimdeki alet. Şüpheniz var mı navigasyon ve haritadan? Gördüğünüz gibi böyle bir şehir var mı? Aksaray orada var mı acaba ya? Kars orada duruyor mu? Şüphe var. Niye? Haritada var. Ha, insanda da böyle. Ahiret var. Niye? Haritada şeklen var. Ahiret olarak, ahiret bizde duygu olarak var, istek olarak var. Haritada nehir gözüküyor. Şekildir, yazıdır. Şüphe yok. Ahiret bizim ruhumuzda istek olarak var. Duygu olarak var. Meyil olarak var. His olarak var. Talep, ihtiyaç olarak var. İhtiyaçtır, muhtaçım olarak var. Haritadaki isim görüntü olarak değil. Ondan şüphe etmediğin gibi bundan da şüphe edilmez. İşte görüyorsun. Hallaki kainatın künüz-ü mafiyesini insan işte bununla açar. Ahiret var mı? Var sende karşılığı. Ondan var. Fakat ene kendisi de gayet muğlak bir muamma, açılması müşkül bir tılsımdır. Eğer onun hakiki mahiyeti ve sırrı, hılkati bilinirse, bu ders var ya o ene, eneyi de alan, Allah'ın sırrı, sen Allah'ın sırrısın, bilinirse, kendisi açıldığı gibi kainat da açılır. Şöyle ki, kapattık. Bu kadar. Kısaca, demek ki herkesin bir sırrı var. Bazı insanlar var ki sırrı, Fatih dedi ki ben sırrımı dedi, ağzımdan çıksa dedi, ilk önce kılımı yolarım. Çünkü kılım duydu dedi, sakalım. Öyle şeylerim var ki ağzımdan bile çıkartmadım. Öyle sırrım var ki demiş ya Fatih, aklıma bile sormadım, aklıma bile getirmedim, kalbimdedir diyor. Öyle sırrınız var ki sizde, öyle sırrınız var ki eşinizde söylüyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Öyle sırrınız var ki onunla bununla benle paylaşıyorsunuz. Benle paylaşmadığınız çok sırrınız var. Herkesin sırrı var değil mi? Kimseyle paylaşmadığı. Allah'a karşı durumunuz var mesela. Allah da diyor ki sizde sır var değil mi? Bende de sır var. Zaten sır sizde olmasını ben verdim. Sırrınızı saklayın. Sırrınız var. Nereden? Bende de var. Ha, sen benim sırrımsın diyor. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanım. Yani insanın sırrı da Allah'tır. Nedir o? İyyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Ben, sen, o. Kim o? Elhamdülillah Rabbi. O alemlerin Rabbidir. Errahmanirrahim. O, o. Ben, sen, o. O Rahman ve Rahim'dir. Elhamdülillah Rabbil Alemin. 3. O. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. O, din günü sahibidir. Yani ahiretin sahibidir. 2, 3 üçleme ya, ben sen o. İyyâke ne'budu ve iyyâke nestaîn. Sen, ben sana ibadet ettiğim için, itikadım senin, sana olduğu için, o zaman senden hakkım şudur. Senden yardım istiyorum. Sana ibadet ettiğim için senden yardım istiyorum. Sen deniliyor, tamam ke, ben sen, ene ente, tamam ke. Yani muhatap olsa, esselamu aleyküm, esselamu aleyke gibi. O zaman muhatap oldu. Peki oraya kadar gaybane. O öyle bir hale geldin ki sen. İmam-ı Bakır namaz kılıyormuş. Cemaat arkasında. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Kaldı burada. Başladı çıpırmaya. Kafası ki affedersiniz, kafası kesilmiş. Tavuk gibi böyle alıyor, inliyor. Millet de zannediyor, unuttu. Unuttu. Ondan sonra kıvrandı, kıvrandı.
ne kadar oldu bilmiyorum, nasıl oluyor. Sonunda ağlayarak İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyebildi. Sonra dediler ki, niye orayı diyemedin? Ne dedi biliyor musun? Oraya kadar gaybane, huzurunda değildi. Kendi, onu gaybde zannediyordum. Hep Allah'a, Müslümanlar ötelerde zanneder ya Allah'a. Oo, ulaşılmaz. Hep gaybde. Mesela dahilde. İyyâke na'budu, ben sana, yalnız sana ibadet ediyorum diyecek ya. Sonra da senden yardım isteyin. Yani sırf ben sana iman ediyorum, ibadet ediyorum diyemedim. Niye? Ya Allah bana dese ki, ulan sahtekar, sırf bana mı iman ettin? Ey şirk ehli, nerelere, nerelere iman etmedin? Neleri, neleri putlaştırmadın? Sırf bana mı iman ettin? Diyebilir diye, der diye korktum, dilim çözülmedi. Allah kalbime dedi ki, de deyince de diyebildim diyor. Allah onayladı, tamam, sende. Görüyor musun? Bu yaşayan adam ha bu. Bu da, bunu da ana doğurmuş. Anasının karnında böyle değildi ha. Ya, Allah iki canda aziz eylesin. Amin. Bahtiyar insanlarız. Bahtiyarsınız. Niye? Bu derslere sizi muhatap eden Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bu nimeti bize ihsan eden Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Samimi söylüyorum, Allah'ımız, Rabbimizin Allah'lığı hatırına bu hizmet-i imaniye, Kur'aniye'yi beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı almasın. Ve enis ve yoldaş eylesin. Nesillerimize de böyle dava adamlarının, böyle cemaat adamlarının çıkmasını nasip eylesin. Cenab-ı Hakk'ın icraatını kalbimizi memnun eylesin. Amin. Aklımıza marifetullah nasip eylesin. Amin. Amin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temasere ve aleyhissalatü vesselam.